Bunu biz Karadeniz'de de kullanıyoruz. Yani her dükkana da vermiyorum. Biraz. Her manava da balık manavına da vermiyoruz yani. Bunlar ayrı getirenler olur. Bizi bekliyorum bu hafızda götünü yiyin. Tadına bakın. İstavrit. Nişanım. Vadinin kararıdır. İstavrit. Bilmüdürlüğü olarak belediye ekiplerimizle, zabıta ekiplerimizle, emniyetle beraber komisyon olarak balıkçılarımızı bir ziyaret ediyoruz. Bu ziyarette tazelik kriterlerine ve ebatlarına bakıyoruz. Ve ilimizde bununla ilgili sıkı denetimler başlattık. Biliyorsunuz Karadeniz'de hamsilerin küçüldüğü, boylarının, ebatlarının küçüldüğü ile ilgili haberler gelmekte. Sürekli haberler bulunmakta. Bu sebeple biz de burada denetimlerimizi sıklaştırarak denetimlerimizi yapıyoruz. Uygunsuz olanlara yasal işlem yapıyoruz. Uygunu gördüğümüz yerlere de teşekkürlerimizi iletiyoruz. Ayrıca balon balığı ile ilgili de son günlerde Van'daki bir ölüm gerçekleşmesi sebebiyle bayağı bir balıkçılarımızın bir şikayetleri var. Bizim biliyorsunuz ki Van Gölü'nde balon balığı bulunmamaktadır. Balon balığının gelişi yasal olmayan yollardan, Kızıldeniz'den Akdeniz sularında bulunan bir balık çeşididir. Buralardan yasal olmayan yollarla bir tane, iki tane gelerekten zarar vermiştir. Öyle söyleyelim. Biliyorsunuz çok zehirli bir balık. Yenilmesi mevzuata göre yasak bir balık. 5996 sayılı kanunda buna çok açık bir yer vermiştir. Bugünkü denetimlerimizde bir işletmemizde ebatla ilgili, istavrit cinsinin ebatı ile ilgili bir sıkıntı yaşadık. Onunla ilgili yasal işlemimizi yaptık. Ürünlerimize el koyduk. İmha edeceğiz. 1250 kilo üründen 225 kilo ürünün ebatının uymadığını tespit ettik. Ona el koyduk ve yasal işlem yaptık. Yani işletmelerimize girdiğimizde sadece boy tazelik kriterleri dışında var olan balon cinslerine de bakaraktan balon balığının bulunup bulunmadığı konusunda da denetimler yapıyoruz.